Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DMZ'nin ne olduğunu bahsedeceğim bir videomuz olacak. Abi DMZ nedir? Mantığı ne yönde? Bunlarla ilgili bahsettiğimiz genel bir videomuz olacak. Arkadaşlar DMZ looter shooter, yani bir silahlar olsun. İkincisi eşyaları lootlayıp, yani lootlamaktan kastımız yağmalayıp sırt çantamızı alıp oyundan kaçmaya çalıştığımız bir oyun modu. Yani survival, yani hayatta kalma tarzında bir oyun diyebiliriz. Oyun modu daha doğrusu. Warzone 2.0 ile birlikte gelen bir mod. Temel amaç ise faction missionları var. Yani bize böyle görev veren bir bölge gibi düşünün. 3 tane farklı bölgeler var. Burada gördüğünüz gibi Legion, White Lotus ve Black Moss diye. Bunlar bize görevler veriyorlar ve bu görevleri tamamladıkça bize gördüğünüz bu üstteki rewardlardan veriyorlar. Burada bir sürü çok fazla çeşitlilik var. Artısına oyun içerisinde bizi ilgilendiren kısımsa weapon kısmımız. Özellikle burası bayağı bir spesifik devreye giriyor. Şu anda benim burada kameramın burada gördüğünüz yerde çantamız var. Normalde small backpack ile başlıyoruz oyuna. Medium backpack var, orta backpack ve de büyük bir tane çantamız var. Bu çantalarımızı ne kadar fazla lootla, daha doğrusu lootu çıkartamıyoruz. XP'ye dönüşüp paralarımız XP'ye dönüşüyor vesaire. Bir tek sadece oyun içerisinde anahtar bulduğumuz kritik görev anahtarları olabiliyor. Oyunda bize verdiği görevlerin bazı bölgelerin anahtarla girmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum, Soğut Bank değil de bir tane 303 Otel Room diye bir görev var. Bir bölgede gidip oradan altın bir tane Deagle almamızı istiyor. Ve onu satıcıya geri veriyoruz. Ve burada şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Diyorsun ki abi bu odada Deagle çıkıyor mesela. O loot'un yerini öğrenmiş oluyorsunuz. Genel temel amaç ise bunda savaşıp loot yapıp daha fazla iyi ekipmana sahip olarak kaçmaya çalışıyoruz. Genel amacımız bu. Burada şöyle tıkladığımızda bizim temel iki tane, daha doğrusu şurada gördüklerimiz var. Üst tarafta armorumuz ve çantamız genel olarak spesifik pahalı. Oyun içerisinde 60K'ya buy station'larını alabiliyorsunuz. Artısına, yani burada gördüğümüz gaz maskesi, killstreak ve self revive'larda sizin hayatta kalmanızı kurtarabilecek senaryolardaki ekstra ekipmanlar. Bunlarınız yok oluyor normalde. Eğer ölürseniz oyun içerisinde DMZ'de. Buradaki lootlarınız tamamıyla yok oluyor. Bir level armor, bir tane sadece plate koyabildiğiniz armor, bir tane de small backpack ile yine başlıyorsunuz. Loot yaparak çantanızı büyütmeniz gerekiyor. Yani normal başlangıçtaki çanta sanırım şu kadar falan olması lazım. Şurası kadar. Yani burada da silah koymalık bir slot daha var. Yani 4 kare olması lazım. 4 veya 5 kare falan. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 4 veya 5 kareden ibaret arkadaşlar. Medium backpack buraya kadar büyütüyor. Veyahut da burası da olabilir. Large backpack de ekstra bu kadar daha yer sağlıyor bize. Dediğimiz gibi işte silah sevlemenize de yarıyor. Büyük çantanızın olması vesaire. Bu tarz spesifik detaylar olan bir oyun. Genel amaç ise bunda faction missionlerini yapıp daha değerli itemlere kavuşmak. Aynı şekilde Warzone'dan çok daha fazla XP kasıp silahlarınızı daha hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Ama oyunu satın alırsanız hani diğer modlarda daha hızlı gelişiyor. Oyun Team Deathmatch'te vesaire silahlarınız daha hızlı gelişiyor. DMZ'de daha fazla hızlı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun artısını burada burası biraz daha bizi ilgilendiriyor. Buradaki gördüğünüz silahımız arkadaşlar Insert Slot diye geçiyor. Kendi geliştirdiğiniz silahınızı istediğiniz şekilde modlayıp bir kereye mahsusluk ölene kadar kullanabiliyorsunuz. Eğer silahınızı öldünüz mesela, kaybettiniz silahınızı, yaklaşık bir 2-3 saat sürüyor böyle tekrardan alabilmeniz için o silahınızı beklemeniz gerekiyor. O yüzden işte diğer oyuncuların silahlarını lootlayıp silahınızın olması gerekli. En kötü bu station'ınızın dolu olmasını tavsiye ediyorum ben. Hani biz ne yapıyoruz mesela? En kötü işte fırlatma bıçağıyla giriyoruz. Direkt loot alıp çıkıyoruz falan ki mesela ben şu an çok iyi silahları bıraktım ve görevden de size ekstradan silah veriyor bazı görevler arkadaşlar. Genel oyunun temel mantığı loot yapıp daha değerli lootlarla fightlayıp temel olarak fight etmek. Yani hayatta kalarak survival bir şekilde fight etmek, XP kasmak, silah kasmak diyebiliriz bir nebze. Böyle şu anlık böyle. Belki ilerleyen süreçte işte stash'ler büyütülür. Daha fazla silaha erişim sağlanır. Oyun içerisinde para kasma olur. Ne bileyim level alma olur. Şu an DMZ beta'da, daha o Call of Duty'nin daha yeni girdiği bir sektör. Belki ilerleyen süreçlerde bazı oyun içerisinde lootladığımız şeyleri getirip stash'te mesela oyunculara karşı satıp oyun içerisinde bir ekonomi sistemi de belki yapılır mı bilmiyorum. Hani şu anlık yapılmayacak gibi gözüküyor. Hani genel oyunun temel mantığı onun üstünde kurulmamış. Ama görevlerde kullanılan tarzı şeyler var. Şöyle bir de size biraz da gameplay'den bahsedelim. Oyunun
nerelerinden çıkıyoruz, nasıl spam oluyoruz, neler yapmamız gerektiği, nasıl para kasıyoruz, hepsinden genel size böyle kısa kısa part bir şekilde bahsettiğim güzel çalışmalar olursa zaten onları size paylaşırım. Operasyona başlayalım, şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, oyunumuza başlarken zaten oyun ekranına geldiğimizde Stay on Mission, görevin üstünde dur. Explore Almazrah, yani Almazrah'ı keşfet. Ve Get to the Expert, kaç diyor. Yani genel amaç dediğimiz gibi lootlanıp görevleri yapıp kaçmak. Genel amaç özellikle de yani bu tarz oyunlara yeni başladıysanız arkadaşlar, genel temel amaç olarak ben size tavsiye edebileceğim, özellikle de solo oynayan arkadaşlara, görev üzerinde oynayın. Özellikle de ekip oynamanız gereken bazı görevler oluyor. Hani fili açıp o yüzden yanınıza oyuncular alabilirsiniz. Ta ki bu tek başına girmelik görevler olana kadar. Ama işte dediğim gibi yani illaki dilinizin iyi olması gerekli. Yanınızdaki insanların iyi olması lazım. Ekipçe oynanması gereken bir oyun. Farkındalık çok önemli. Çünkü şey oluyor. Herkes birden fazla pozisyondan gelebiliyor. Farkındalık oyun taşıyor bu modda. Öyle söyleyebilirim. Mesela bakın şu sağdaki görevi bitirdiğimizde bize Lachman 762 silahı veriyor. Mesela ben kendi silahım modlu giriyorum. Mesela bakın botlar direkt spawn'a geldi. Şimdi gördüğünüz gibi böyle random spesifik yerlerden doğuyoruz arkadaşlar. Bakın mesela şu an görevim tamamlandı. Şuradaki gördüğünüz görevim. Infill without any teammates. Spawn oldum. Aynı şekilde kaçarsam hayatta kalıp görevi bitirmiş olacağız. Şu anda mor armorum olduğu için bir tane daha ekstra armor giymenizi tavsiye ederim, fark ederek. Solo alt armorunuz çok önemli başlangıçlarda arkadaşlar. Armor ve lootunuzun olması biraz önemli. Şu botları vurmayla başlayabiliriz. Ben birkaç tane daha silah save'leyebiliriz. Oyuncu silahları. Bakalım. Şöyle başlayalım. Oyunda genel temel spesifik bizi ilgilendiren kısımlar. DM'si de nedir? Burası bu sarı bölge arkadaşlar. Bir tane Weapon Case arayası diye geçiyor. Görüyorsunuz. Buradan Weapon Case düşüyor. 8 tane topladığınızda size işte ilkinde size RPK veriyor. Yanıcı mermi ateşleyen bir tane RPK veriyor. Oyun başlangıcında çok güzel bir silah. O yüzden ilk başta Weapon Case kaçırabilirsiniz bir tane. Onun dışında radyasyon bölgelerinin başladığı noktalarda, yani buradan başlıyor radyasyon. Ta ki 23 dakika bitene kadar, sol üstte görüyorsunuz burada. Bunun süresi bittikten sonra radyasyon buradan yayılarak büyüyüp gaz kaplıyor map'i. Bu sürelerde de bizim ya buradaki exfillerden kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyoruz, bu zon büyüdüğü için son exfil de buralarda bir yerde olabilir. O yüzden dikkat edip hani süreyi tamamlamadan buralardan kaçmamız gerekiyor. Artısına bizim böyle gördüğünüz gibi görevlerimiz var ekstrasına. Bu görevleri yapabiliyorsunuz. Bunun ekstra artısını mesela benim şu anda hunt görevim var. Hunt contract alıp bir tane rakip öldürmem gerekti mesela. O nasıl bir görev derseniz şuradan hemen bakalım şöyle. Şu hunt scout mesela, bunu seçip bu görevi alıp birilerini vurup bir tane silahını kaçırmam gerekiyor ki benim bu üstteki weapon research görevim tamamlansın. Veyahut da herhangi birini görüp lootlayıp kaçabilirsem de sayıyor mu şu an, onu bilmiyorum. Hani bunu 5 kişi, 3 kişi vesaire yapmak daha mantıklı 3 kişiyken. O yüzden dediğim gibi ekipçe oynamak daha iyi olduğu kısımlar oluyor arkadaşlar. Çift silah girmeniz de tabii önemli bu kısımlarda. Yani bunlardan şu an XP topluyoruz mesela bir nebze. Armor plate'lerimin biraz içinden geçti botlar ama yapacak bir şey yok. Plate'inizin çok olması oyunda en değerli şey bence, plate diyebilirim size. Şu anlık iyiyiz. Başlangıç. Bunlardan UAV görevini yapmak istiyorum. UAV bulup yapabilirsem onu deneyeceğim. Artısına size böyle triklerden bir tane daha bahsedebileceğim. Eğer lootunuz yoksa, her şeyinizi kaybettiniz örnek veriyorum. Hiçbir şeyiniz yok. Böyle armorunuz yok, çantanız yok, hiçbir şeyiniz yoksa bu cave'e gelebilirsiniz. Biraz dikkatli olmanız gerekli. Buradaki hem dış bölgelerle çatışıyorsunuz hem de ki burada mağarayla çatışıyorsunuz. Buradan genellikle mor armor ve büyük çanta çıkıyor arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde, hızlı bir şekilde kasıp çanta alabiliyorsunuz. Bakın şu an mesela mağaraya girmiş bulunmaktayız. Burası mağara bölgesi. Burada botlar bayağı bir sıkıntı yapabiliyor bu arada. Gördüğünüz gibi şu turuncu boxlardan ekstra loot çıkıyor arkadaşlar. Ben buraya girmemeye çalışmıştım. Buradan kaçmamız ekstra olacak. Yoksa yok olma olasılığımız yüksek. Büyük ihtimal öldük bu arada.
Böyle durumlarda kendi başınıza smoke atıp kaçabilmeniz iyi oluyor bu arada. Bunlar çok bot var. Kaçıyoruz bu arada. Kaçabildik. Botlar bugün bir garip ekstra fazla trigger gibi. Keşke şu yiyebilir. Ekstra keşke yiyebilir çıktı. Mesela şu an bu silahı fullledim. O yüzden ikinci silahımla oynayabilirim. Burada botlar bayağı bir agresif bu arada. Ne alaka bu kadar agresif olmaları? Burada zaten agresif botlar. Bu mağarada dediğim gibi işte mesela hem bu mağaraya gelmiş olduk. Bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki botlar anormal bir şekilde fazla spam oluyor. Hem de heavy armorları biraz daha armorlu botlar. O yüzden dikkatli olmakta yarar var diye düşünüyorum ben. Armorlarımızı giyelim de. Buradan bu şekilde satma işlemleri yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan satın alma işlemleri. Şöyle mermi alalım. Biraz daha armor alabiliriz. Buraya botlar smoke attı. Buradan uzaklaşabiliriz. Oyuncu mantısı bilmiyorum ama. Botlar devrilmiş arkadaşlar. Stronghold key kartla ulaşabiliriz Stronghold'a bile. Biz en iyisi buradan kaçalım arkadaşlar. Bu botlardan şey düşmüyor çünkü. UAV düşmüyor. UAV düşse gördüğünüz gibi weapon case'i çalmış bir tane oyuncu. Onu da vurabiliyorsunuz buradan. Yavaştan kaçışa gidelim. Haberisi şu anda önümüzde kaçıyor. Kaçması daha iyi bizim için. Nasıl olsa biz de kaçacağız. Ultra One, enemy operators have secured a weapons case. Targets are marked on your attack map. Bu gördüğünüz UAV alırsak iş bitiyor arkadaşlar. Bununla vurmamız gerekiyordu. Biz de hemen bunlarla vuralım bulabildiğimizi. Burada çok sıkışacağız gibi oldu.
Bunun scan başka bir şey bu arada. Bunlar bot mu? Neden bunlar böyle? Çağıralım buradan, kaçalım artık ya. İşimiz sıkılmadık. Oyundan bu şekilde kaçış yapıyoruz arkadaşlar. Helikopteri çağırıyoruz. Helikopter hızlı bir şekilde geliyor. Şu an armorumuz yok, çok hızlı olmamız lazım. Umarım kimse de gelmiyordur, yoksa öldük. Dino 4 is at the extract point. Be advised, we can't stay here long. This is Dino 4. All ultra secure. We're exiting the AO. Dikkatli olmak önemli buralarda tabi. Operasyon bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. DMZ'nin genel esprisi bu şekilde. Bahsetmeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Gördüğünüz gibi tek başımıza doğup tek başımıza kaçma görevini başarılı tamamladık. Successful exfil. Operasyon bu kadar arkadaşlar. DMZ'yi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.